Bora abi, Onur bizi kovarken muhabbet edelim. Neden Subaru? Çok seviyorum. Çok seviyorum. Bora abinin daha önceden çok ciddi paralar harcadığı bir Evo'su vardı. Sonunda doğru yolu buldu, hak yolunu buldu. Yorumların neler abi? Evo'ya ne kadar harcamıştın? Olduğu sürece Subaru'ya binerim. Evo'ya ne kadar harcamıştın? Evo'ya... 90 bin dolar falan. Bana niye 10 bin dolar da bıraktın? Çünkü o kadar ihtiyacı vardı. Neyin? Araban. Daha yeni başladık abi. Hayırlısı, bakacağız. Yola baş koyduk ama. Arabadan beklentilerin ne abi? 400 beygir, 600 Nm tork. Daily drive. Daily drive. Pist rekoru. Yani varsa bir rekor kırarız elimizden geldiği kadar. Bak gülüyor, gülüyorsun değil mi? 400 beygir falan alıyor sürekli. Sen kaç beygir tarif ediyorsun? Kanka Haltech'le beraber E85 falan yaparsak 400-420 olur ama pompa benzin de olmaz. Bu arada Bora abi 90 bin dolar Evo'sunu harcadı, Subaru'yu Haltech almıyor. Kapağı yaptığınız işlemleri anlatacak mısınız? Bir şey yapmadık. Onu diyorum işte. Lan bloğu açtın. Onur gerçekten açtın mı? Vallahi açmışlar. Bir şeyim açmışlar. Peki bir şey soracağım. Nerede abi? Yataklarını çıkartmışlar. Hala bir yerden kalmış peşinde. Nereden çıkarsan da. Evet abi. Ses kaydını bir dinletsene. Bora abinin bloğu açmamaya karar verdik. Dedik ki bloğu iyi durumda, bloğu dağıtmayalım. Maksudova gelip de bloğu dağılmayan ender projelerden biri. Orada da başka bir arabanın motorunu açıyoruz. Ben de Bora abiye ses kaydı attım. O ses kaydını şimdi dinleyeceksiniz siz. Bora abi nasılsın? Ufak ya da büyük bir problemimiz var. Limlere konu olacak bir hata yaptık biz. Bir Forester'ımız vardı. Bu Forester yağı suya karıştırıyordu vesaire. Motoru indirdik. Ondan sonra da yağ soğutucuyu falan teste gönderdik. Oralarda bir şey çıkmadı. Onur da çocuklara dedi ki motoru açın. Bizim çocuklar da yanlış motoru açtılar. Senin canın motorunu açtık. Ekspertizini yapalım mı, bakalım mı, yoksa olduğu gibi kapatalım mı? Böyle bir saçmalıkla boğuşuyoruz şu an, ne yapalım? Dinlediniz. Tamam. Ondan sonra Bora abi apar topar aradı. Hemen öyle olur. Kapandım, müzakere yaptım. Acaba diye. Acaba dedim ne kadar açılmıştı? Anladın mı ya? Komple bir daha almış. Hadi kapağımı sökle, bir de arada da şey diyor. Ulan hızlı davranayım bari bloğu dağıtmasınlar, anladın mı? Bir şey açılmış ama dağılmasın. Açtım ondan sonra ne dedim? Telefon açtım. Ondan sonra hoparlörü aldım, sen konuştun. Ya hayır, ilk başta sen konuştun, sonra dedi ki bir dakika gerçek değil falan diyor. İnanamadı, abi dedim vallahi gerçek. Ondan sonra bayağı açmışlar çocuklar. Peki bir şey soracağım. Her şeyi mi açmışlar? Abi her şeyi açmışlar. Oğlum buluruz dedim ya. Oğlum buluruz ya, ne çabuk dağıttılar motoru. Ben sonradan şeye ayıplandım. Ulan dedim 10 dakika önce hani ben düşündüğüm süre var ya, keşke arasaydım. Sonra dedim kolu krankı dağıttı herkesin dedim. Herkesin bir sanayi lakabı var, seninkisi. Var yemez dersin. Abi var ki yemiyoruz. Allah Allah. Eksiltmesin arttırsın. Neydi o? Bir tane senin motton vardı. Artsın eksiltmesin, taşsın dökülmesin. Güzel motto. Alt üstü yağ bakımına 1000 dolar para alıyorum. Aynen titriyor. Ön takımdan bir ses geliyor. Ağla bak. Ben videoyu izledim ki. Beni bir gülme aldı. Aynen titriyor. Ön takımdan bir ses geliyor. Bora abi geldi. Bunun aynası hafif titriyor. Sonra hafif ön takımında problem var. Yaklaş kameraman. Kameraman gel. Gördüğün gibi. Jingo sen krank saplaması... Bu detaylar çok önemli. Bunlar her yerde alternatif vardır. Ama görüyorsun. Sonuna kadar orijinal takıyorlar. Beni de bunlarla mest ediyorlar. Adamı niye meşgul ediyorsun ya? Burada vakit vakittir ya. Ben gidiyorum abi. Allah Allah. Hadi bakayım. Sen çünkü köyün acık kulaklarını güzel. Onları güzel şey yapalım. Cihazlar yazıldı mı? Yazıldı mı lan? Seni yazmış olmam. Yazılmaya bir şey yok. Ben yazıyorum, sen bir daha yaz. Gözde görünmeyen giderler var. Oğlum çok güzelmiş ya. Timur. Aferin. Allah'ın yolu. Evet. Kanka, abi diyorsun ki abi. İkisi de sıfır. Ama ikisinin arasında, ikisi üst üste takıldığında balans farkı var mı? Bak, varsa abi balansını al, işaret vurmayı unutma. Bu sende. Ya, yağlarlık yok. Torku ayarla. Ayarla orada abi.
kartelı açarken çok korktum. Dedim ki eyvah, inşallah çapanın yapar çıkmaz. Hiç çapak çıkmadı abi. Bu iş bende. Yüzeyini balta spreyle silin. Çubataları ayarladık. Bunlar mıydı? Hmm. Yani olsa kalmış çocuk biz. Aldık. Yoktu eskiden, artık var. Vur kanka. Kalsın. Hemen vuruyorum. İşaretlerini. Big Green Blue'u bağlıyorsun. Ondan sonra. Ben ama center line'a yapıyorum. Neye sinirlendin oğlum? Neye sinirlendin? Konuşmayalım tamam. Açamazsın öyle. Nereye de bakayım? Abi 0-0 yaptım. Gitmiyor ya araba. Niye böyle oldu? Çok malzemesi. Karter yok ama. Ha, gelmiş mi gümrüğe? Ya gümrükte. Versene Torkan anahtarını. O da Torkan yanlış oldu. Evet, 100 Nm'ye ayarlıyorum. Herkes kendi önüne dağılıyor. Takımlarımızı ayarlayın. Başlayalım kanka. Olur. İşaret vurur mu? İşaret kayıyor mu normalde? Evet, tamam. Açık ağzı 19 versene. Tamam. Tutayım mı abi orayı? Girdi o. Girdi. Gerçek parmağını. Abi burası yerinde. Diş yerinde. Burası da diş de yerinde. Yukarısı da yerinde. Gergin. Ben burayı tuttum. Motor az ileri ittin. Orada çalışma yerimiz olsun. Yerinde. Ver gergiyi. Hazır mıyız? Çekiyorsun mu? Şu an ip gibi yerinde. Çek bakalım. İp. Çekiyorum. Çektim. Al kanka. Onu yazmış mıydık? Sticker alabilir miyim? Yazdım. Ver. Gidiyorum. Kutuyla işim yok. Şunu yapıyorsun abi. Sende var mıydı onun? Doğru. Şimdi ne oldu? Oğlum sen nasıl kuş kapatsın lan? Sık. Ne yapıyorsun? Bacaklarda ne eksik var? Plakalık mı yaptım ona ya? Plakalık yaptım adamın, damla yaptım. Onun peşinde koşamıyorum. Işık versenize. Şurada kanka, şurada. Kafa işi değil. Moral mı yani? BCM sticker yapıştırıyorum sana. Ne yapıyorsun abi? Sticker yapıştırdım kardeşim. Okay. Roger Clark Motorsport. Ben bunda kelebek var zannediyorum. Kelebek camı yokmuş. Normalde şuraya yapıştırıyorum ama olmayınca oraya yapıştırdım. Şuraya da Maxwell'u koyacağım. Yok. Bunu aşağı alıyoruz, Maxwell'u üstü alacağız. Karıştırdım. Arabanın eli yüzü toplanıyor lan. Bak bak. Üstünde yapalım onunmuş. Üstünde yapalım çünkü değiştirmemiz gerekebilir. Bununla birlikte uyuyalım. Tamam, bir tane yağ filtresi ver normal. Yalan böyle. Yağ ver onu. Yapışmasın sonra başımıza. Kapı üstüne bir şey yapılacak mı? Hı? Kapı üstüne bir şey yapılacak mı?
Şu boruda aslında Ersin, makina toplandıktan sonra bir kere karteli açmak lazım. O kadar yere sıvı conta sürüyorsun ki oğlum. Hani her yer sıvı contalı anladın bile onu. O yüzden böyle içini dışını sildiriyorum ki o parçalar donup da kopup gitmesin diye. İlla ki taşınacak, ona bir şey demiyorum da. Onları bırakayım. Abi ver takayım abi. Klimayı takayım. Klimayla ne işin var? İşte taksak diyorum. Abi ver. Klimayı toplamadım sen. Ben yanlış bir şey mi sordum? Tamam. Sakin. Abi bunu takalım diyorum ben. Ya al şunu söndür. Beni niye kimse anlamıyor? Ver. 15 tane. İyi yaptın. İşaret klimayı ayarla. Yok. Direksiyon sürücüsü de. Her yerini almamız lazım. Bu niye böyle oldu? Hep böyle. Biliyorsun onunla uğraştın. Kaç kere taktık seninle beraber. Acaba bunu bırakıp hangi şeye değiştirdin? Hangi bir şey değiştirdin acaba? İki adet bir yer sentir, yağ filtresi, buji takım, kiri geri git. Sentirler... Yok. Öyle takip direkt yapıyor musun? Ne gidiyor ya? Sentiri... Ne yapıyorsun? Senin şeyin ne diyecek? Gap verdin mi? Kime ya? Bujiye. Yapıldım tabii. Ha. Bunu takmışlar, yağ filtresi, sandviç gibi. Ulan bayağı iş yapmış dedim bir anda ya. Evet. Check de edemedim, kontrol de edemedim. Ne olacak şimdi? Hızlı hızlı hareket ettim. Filtreyi gördüm, ulan bujiyi de takmışlar dedim. O kadar iş yaptık ama ayna hala da radarımıza girmiş değil. Ya arabayı çıkarttık. Ayna dedi geldi ayna diye hafif böyle bir ön takımda boşluk var. Bir de zannediyor Evo gibi kafası tutacak. Tabii kafa boş gibi böyle bir salak gibi. Dur kanka ot beni VD'liyelim. Ayna yapacağız ama değil mi? Yapacağız hepsini yapacağız. Vuuu. Rolanti 800 dedi hissettim görüyor musun? Kapaktan büyük oldu mu bok gibi olacak. Hocam kapak bende. Kapak nasıl bende? Ben niye açayım abi motoru? Hayır onu demiyorum ya. Kapak aynası konusuna gidelim de. Hani nasıl aynası? Ben motoru biliyorum. Motor bende. Sende mi? Kapak sende. Tamam. Kapak işi sende. Bu arada güzel motor topladın ha. Eline sağlık. Ne be? Arabanın motorunu iyi topladın. Biz toplamadık. Hayır sen topladın. Ben toplamadım. Hayır. İkine ben karışmam. Babacım aynalar. Ön takım. Trigger'e sentil yaptı mı kardeş? Yaptık yaptık abi. Güzel. Sake. Sadece. O Trigger'e sentil'e 500 dolar yazsan olur. Gap'ini verdin mi Trigger'in? Abi nerede? Trigger'in sentilini yaptın mı dedin değil mi? Öyle dedin. Bakıyor böyle. Kutkı dolu çünkü. O sıra takmış ona takılmış. Ulan bu arada. Nasıl oluyor lan? Trigger'e sentil. Niye böyle bir sessizlik oldu lan? Şeyi makineyi kapattım ya. İşaretleme kalemini verdim. Buyur abi.
Sen tila alsana babacığım şuradan. Sen tila al da yanlış bir şey yapmaz. Bir şeye benziyor ama bu ne abi? Tabii canım. Bir oldu. Buna ittifa doğurdu. Bora abi geldi. Aynası titriyor. Ön takımda hafif bir boşluk var falan. Aynen mi onlar? Aaaa, debriyaj da gelmiş. Biraz balans varmış, almış mı? Bir tanesi evet. Vardı, bir tanesi yoktu. Güzel. Bitti bu. Defter elim alıyorum bana abi şefe. Yine ne yazın o? Alacağım. Kaç para toplamı diyenler var ya. Birisi gelse de şu defteri haline verseniz ona. Erzin hesap kaç para oldu? Kimin hesabı? Bizim hesap. Bilmiyorum abi. Kaç para oldu? 400 oldu mu? Göbeğin oldu. Olacak. Evet. Kamerada çekiyor, haberin olsun. Sıkıntı yok abi. Bizim içimiz dışımız bir şey. Full buyur değil mi motor? Semi buyur. 400'ün yine bakımı yapıyorum abi. Sabah geliyoruz, kahvaltımızı yapıyoruz. Öğlen bir siestamız var. Ne yersin? Happy hours'lar. Bu abi geldi de inanamadım ben. Bu abi geldi. Ayna titriyor. Oyna titriyor. Ön tarafta bir boş, hafif boşluk var. Halimize bak. Gaz kelebeği elinde. Ayna nerede? Aynayı yaptık mı? Aynayı yaptık. Hakikaten Bora abi öyle geldi abi. Test sürüşüne çıkan bir ayar yapalım. Titriyor mu? Titriyor mu? Beni gönderecek o taktik kablosu bozuldu ya. Orada o araba elde seyredi. Bak. Nasıl bir yanlış anlama abi şu mağazısın. Bozulmuştur şimdi o dedi. Hep o bozulur dedi. Tam bağlanamıyorum. Bak o gün sen ufak bir dokunuşlar yapsaydın. Tamam abi halloldu falan. Bir de bir durma geldi. Abi turbon da olmuyordu. O hakikaten rezaletti yani. Sen uyanamadın ki işte diyecekler. Bunlar böyle 2 litre az dolduruyor diyecek. Motor bitti ha bu arada. Bırak şimdi. Valla. Karter yok ama. Bayağı çalıştık ikimiz. Karter yok dedim ama kapıdan girecek içeri bekledi. Keşke. İyi domuzu gaz kelebeği de bitti lan. Yapacak bir şey kalmadı. Bırakalım artık. Biz yine mal bekliyoruz. Vallahi böyle olmaz. Bu şartlar altında biz hızlı çalışamayız. Bugün gelmesi lazım. Bugün gelmezse bu iş yatar. Ne o ya? Karter. Karter yeni mi? Abi sana haber edelim mi? Bora abi haberin. Yeter. Hoş geldin. Eski. Ne diyorsun lan? Öre. Öre. Kameraman gel. Çıkmıyor lan. Ha bunu bu kadar bekledik. Kuru olsaydı burada yatardı herhalde Kuru abi. Malzile. Ay ay ay. Kameraman yaklaş. Kim yaklaşıyor? Var bro. İnceledik zaten 50 kere. Çok iyi ya.